Şu an Diyarbakırspor'un sportif direktörü Caner Kuzura ile birlikteyiz. Yaklaşık bu sezon ligin en iyi takımını kurdunuz. Ama yaklaşık 2 haftadır istenilen bir verim alınmadı. Veyahut da eksi bölgede kaldığını düşündüğünüz sporcular transfer edemediniz mi diye. Onunla ilgili bir görüşünüzü alabilir miyim? Şöyle söyleyelim. Biz buraya yaklaşık 28 tane hem karakterine hem kişiliğine hem futbolculuğuna güvendiğimiz oyuncu kardeşimizle anlaşarak sezona başladık. Evet, bir takım aksiliklerimiz oldu. Bir yandan Tuzlaspor'un da transferleriyle zaten çalışma yapmamız gerekiyordu. Ama önceliğimiz her zaman Diyarbakırspor'du. Onursal başkanımız Feyzi İlhan'ın da destekleriyle. Son yılların kurulmuş en iyi kadrosunu kurduğumuzu düşünüyoruz bu sene Diyarbakırspor için. Sezona da zaten bu hedef doğrultusunda da iyi başladığımızı düşünüyoruz. Evet, Kırklareli maçını saymayalım. Kırklareli maçında fena top oynamadı bizim takımımız. Yer yer zaten hakem hatalarına da maruz kalıyoruz. Ama bu hafta Zonguldak maçında yaşadığımızın evet bizim maçımızdan ben zannetmiyorum yani bir telafisini yapacağını düşünüyorum zaten çocukların ama çok bir açıklaması yok. Bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Sevindirici olan kısmı ne? 9 kişi kaldıktan sonra bu takıma inanılmaz bir reaksiyon gösterip oradan pozisyon dahi vermeden beraberlik de ayrılması. Yani 9 kişi kalan bir takım kim olursa olsun problem yaşayabilir. Ama biz Allah'a çok şükür onu yaşamadık. Ama benim problemim şu. Biz 9 kişi kalmadan zaten o işi bitirmemiz lazımdı. Zonguldak adam bizim kalibremizde takımlar değiller. Abi her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Daha sağlam ayaklarımızın yere bastığını düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli 1461 maçı var. Çocuklar da zaten olayın farkındalar. 9 kişiyle alınmış 1 puan içeride alacağımız 1461 galibiyeti bizi zaten hedefimizden şaşırtmaz ki daha hedefimize yaklaştıracağını düşünüyorum. Çok önemli bir maç. Taraftarlarımızdan da özellikle bu hafta destek bekliyoruz ciddi anlamda. Çünkü biz 1461'i yendiğimiz zaman direkt rakibimiz olan takımlardan bir tanesine karşı bir galibiyet almış olacağız. Puan farkını 6'ya çıkarmış olacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Gelsinler ne kadar iyi bir takım kurduğumuzu görsünler, takımlarının mücadelesini seyretsinler. Ben de inanıyorum ki kurduğumuz bu karakterli ve yetenek seviyesi yüksek olan oyuncu grubu da üzerlerine düşeni zaten yapacaklar. Biz Allah'ın izniyle hafta sonunda güzel bir oyun da seyrettirip galibiyetle ayrılacağız. Hem taraftarımıza hem onursal başkanımız Feyzi İlhan'la da armağan edeceğiz buradan bu galibiyeti. Çok büyük bir transferle alakalı pişmanlığımız da olmadı Allah'a çok şükür. Eksiklerimiz, yediklerimiz illaki olmuştur. Bizim de yanlışlarımız illaki olmuştur. Bunu da devre arasında zaten tolere ederiz biz Allah'ın izniyle. Bu takımın devre arasına kadar zaten hedeften şaşacağını hiç düşünmüyorum. Devre arasında da nasip olursa bir iki tane iyi transfer yaptıktan sonra bu takımın şampiyonluğuna en güçlü aday olduğunu herkese göstereceğiz biz zaten.